Ali'nin eski sandalıyla açıldığı gün, gökyüzü bulutlara kapalıydı. Ancak denizdeki dalgaların ritmi, ona bir keşif yolculuğunun başlangıcını müjdeliyordu. Yavaşça adaya yaklaştıkça, dalgaların çırpıntısı adanın kıyısındaki kumsalda yerini sessizliğe bıraktı. Ali, kumsalda hiç ayak izi olmadığını fark etti. Sanki bu ıssız adanın zamansızlığı, unutuluşun derinliklerine gömülmüş gibi hissettirdi. Küçük bir ormanın ardında beliren eski bir taş yapının silüeti Ali'nin dikkatini hemen çekti. Merakla ilerleyip tapınağa vardığında duvarlarda oyulmuş antik esenlerle süslenmiş ihtişamlı bir tapınakla karşılaştı. Zamanın yıpratıcı eli tapınağı etkilememiş gibi duruyordu. Tapınaktaki gizemli yazıları anlamaya çalışan Ali birden içeride tuhaf bir ışık fark etti. Işıklar antik sütunlar arasında dans ediyor gibiydi gözleri büyülenmiş bir şekilde izlerken, tapınak zamanın ötesine geçmeye ve geçmişin perdesini aralamaya başladı. Işıklar, adanın eski halkının yaşamını ve tarihini Ali'ye gösteriyordu. Bu medeniyet, doğayla uyum içinde yaşayan, bilgi bir topluluktu. Ancak gizemli bir kuvvetin adayı terk etmelerine sebep olduğunu öğrendi. Ali, adanın sessizliğinin, bu eski medeniyetin kaybolmuş hikayesinin bir yankısı olduğunu kavradı. Ali ada'nın gizemini anlamış ve bu keşfiyle geri dönmeye karar vermişti. Ancak adanın eski halkının mirası onun ruhunda derin izler bırakmıştı. O günden sonra Ali ada'nın öğrettikleriyle daha bilge ve doğaya saygılı bir kişi olarak yaşamaya başladı. Adanın hikayesi sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir keşif olduğunu anlatan eşsiz bir masal olarak kaldı. Ali'nin adadan dönüşü, yaşam tarzında gerçekleştirdiği değişikliklerle anlam buldu. Doğanın dengesi, meditasyon ve eski bilgelikle harmanlanmış yeni bir yaşam biçimini benimseyerek Ali adeta adanın mirasını devralmış gibi hissetti. İnsanlar arasındaki bağları güçlendiren, doğa ile uyumlu bir yaşam sürmeye başlamıştı. Ve bu şekilde Ali'nin keşfi sadece bir yerin yüzeyini değil, aynı zamanda onun içsel derinliklerini de ortaya çıkarmıştı. Bir kaşif olarak sadece fiziksel keşiflere odaklanmak yerine ruhsal bir dönüşümün de mümkün olduğunu keşfetmişti. Ali'nin hikayesi, bilgelik, gizem ve öğrenme arayışının etkileyici bir kombinasyonunu sunarak okuyucuya unutulmuş bir dünyanın kapılarını aralamaya davet ediyor. Videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın yeni videolar pek yakında MR Yunus'un dünyasında.